Herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başka bir gün, başka bir zaman diliminden merhabalar. Ama videomuz aynı park devam ediyor. Şimdi şöyle, arabanın o gün izlediğiniz videolar, yani şu anda izlediğiniz videoları. O gün sorunlarını hallettik. Koltuklarda artık oynama falan yok. Başka ne hallettik? Başka arabaları. Kapı döşemesi falan takıldı. Şöyle bir ön kameradan gösterdiği kadar. Ondan sonra benzinlerle tanıcımız çalışıyor. Bütün her şeyi vize hazırlığı içindi. Vizeyi artık gidiyoruz. Şu an yoldayım. Araba yakacağım ama. Dıştan da bir güzel gitsin araba. Çünkü çok çamurlu. Videonun açılışı araba hakkında hani görmüşsünüzdür. Araba yakacağız. Ondan sonra da vizeye gideceğiz. Tabii vizeden geçecek mi kalacak mı böyle bir sorunsalımız da var. Bir tane plakam APP. Mühürlü mü mühürsüz mü bilmiyorum, hatırlamıyorum. Başka yangın tüpü koydum iki tane ama hangisinin tarihi var, bayağı tarihleri var mı bilmiyorum. Vizeyle de tanıdığım var. Biraz da ona güveneyim açıkçası. Ama çok da fazla güvenmiyorum tabii. Kalırsa bir şeyler hemen gün içinde halledip vizeyi halledeceğiz. Çünkü benim şu artık vizeden kurtulup arabayı basmam gerekiyor. Ya askerliğimiz de var. O yüzden sıkıntılı bir deneme girdik. Arabaya beyaz şu şeyleri serdik. Koltuklar daha güzel oldu. Belki sonra para alırız. Bakarız duruma göre. Bilgisayarlar diyorum, arabayı yıkarken video açacağım arkadaşlar. Sonra giderken de tabii vize işlemleri, vizede kaldık mı geçtik mi, hangileri hafif kusur. Limon sarısı farlarımı söktüm, onlardan geçmiyor. Sistemim çalışmıyor şu an, hala yaptırmadım onu. Ondan kalmaz büyük ihtimalle, hafif kusur dediler. Tüp tankımızın tarihi kurtarıyor. Arabamız benzinle çalışıyor, vizede bunlar önemli. Far stop yanıyor, dörtlü yanıyor. Başka el freni tutuyor, frenler güzel. Lastiklerim iyi. Ya öyle kalacak böyle bir, ya da çok fazla maddeden kalacağında şu ufak tefek böyle bir şey varsa belki ondan olabilir. Tabi bunu göreceğiz. Belli olacak bakalım. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Beklemede kalın. Geliyoruz. Acelemiz var. Çok pek kaldık. Hani bütün köy yetecek. Kankalar arabayı hızlıca yıkadık, videoda işte göstermediğim yerler oldu. Hala araba zaten kurulamadık bile, camları kurulayıp geçtik. Muayene istasyonuna şu an geldik. Ama ilk önce tabi bildiğiniz bilmediğiniz bilmiyorum. Egzoz emisyonu denilen bir şey var, onu almamız gerekiyor. Onu alacağız. Onu alacağız, ondan sonra muayeneye gireceğiz. O da muayene istasyonunun hemen bir ön sokağında.
Ben daha önce araba hiç muayeneye sokmadım açık konuşmak gerekirse. İlk defa sokacağım. Yani ufak tefek şeyden kalır mı, geçer mi, yoksa bu kadar kasmanın önemi var mı bilmiyorum ama motorda kasmam mesela. Motorda çünkü neye baktığını gözle gördün, neye dikkat ettiğini ama... Kankalar, egzoz emisyon yapılıyor şu an. Ne işe yaradığını, bak arabayı yakamadığımızda belli zaten. Allah! Üstün kör yıkadık. Çalıştırayım mı abi? Evet kankalar, sıra bekliyoruz. İşlemleri tamamladık. Bakalım, dursuz mu kalacağız mı? Bilmiyorum. Göreceğiz nasıl. 1134 lira oraya vize için veriyorsun. Ayrıca ekstremisyonu 180 lira para verdim. Ayrıca arabayı tabi işte benzinle çalışmıyorsa veya coil'in, jantın, Amerikan parkın, oyun boyun vesairen varsa onları yaptırıyorsun. O kadar para veriyorsun. Daha ne anlatayım ki yani. Ülkede hiçbir şey kolay değil. Bakalım sıra gelsin, gideceğiz. Fren testi yapıldı şu an. Araba frenden geçti. Büyük ihtimalle. Başka parklara, fren fahişelere falan bakacaklar galiba. Neye bakıyorlar ki? Oo, fren testi. Sinyal tamam. Dörtlü tamam. Parkları açtı, kapattı. Her şeyi yaptı bir de galiba. Geriye taktı. Aha, sol park yanmıyor. Aha. Sol park gitti bir daha, fark ettin mi? Frene bırak, ah geldi, yak geldi. Ben kan tuttu o baş bir daha ver. Bir kenar oldu, ikisini taktım, üçüncü kenarı bulamıyorum. Onu bir anda biliyorsun. Şasi numarası yeri. Arkadaşlar belgeleri gösteremiyorum. İçindeki bilgiler, TC kimlik vesaire yazıyor. Ama geçtik Allah'a şükür. Hafif kusurlarımız var, onları size göstereceğim. Kenan şöyle bir çevir bakalım, hafif kusurları göstereyim sadece. Tabii hep kusur var, her zaman var. Köyükler hasarlı, sinyal camları hasarlı, sinyaller sıfır arabanın ama. Ondan sonra şu aşağıda akü bağlantısı kutup başı üzerinde koruma kapı yap, kısa 100 mili far ayarı hatalı. Ön sis farı fonksiyonu yerine getirmiyor, ön park fonksiyonu yerine getirmiyor. Hatta ön parklar ne yapayım ben arabada, parkın ne işi var ama. Biz Amerikan park takıyoruz birader. Kilometre 174 bin yazdılar, niye öyle bir şey yazdılar? Araba 74 binde. Neyse sağlık olsun. Geçtik yani Allah'a şükür.